Merhaba sevgili dostlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte XC60 modelini inceleyeceğiz. CX-60'ın ön yapısı ise biraz CX-90'a benziyor. Özellikle far, tampon ve kapı çizgileri neredeyse CX-90'la aynı olduğunu söyleyebiliriz. Tamponumuz ise oldukça yeni, spor ve güzel bir görünüşe sahip. Volvo yine sis lambalarını tamponun en alt kısmına almayı tercih etmiş. Yine Volvo amblemi içerisinde 360 derecelik kameralardan bir tanesi mevcut. Tamponun alt kısmına indiğimizde ise sağda ve solda olmak üzere park sensörlerimiz var. Yine aynı sensörlerden tampon yanlarını görmek mümkün. CX-60 yerden oldukça yüksek. Dilediğiniz gibi araziye girebilirsiniz. Aracımızın zaten 4 tane sürüş modu var. Off-road da bunlardan bir tanesi. Aracımızda 19 inçlik jantlar bulunuyor. 235, 55, 19 lastik ebatlarımız. Arabada herhangi bir elektronik süspansiyon bulunmuyor. Yani kendisi aşağı yukarı herhangi bir ayarlama yapmıyor. Bizim elimizdeki model bu. Ayna kısmına gelirsek yine aynalarımızın üzerinde küçük lambalarımız var. Kapağı altında ise diğer markalarda plastik dodikler olurken bu araçta metal bir dodik kullanmışlar. Kapıyı açıp kapatırken bir tarafa vursanız bile hasarı engelleyebilir. Arka kısma doğru geldiğimizde ise yine arka cam yapısı, arka kısmı daha doğrusu yandan CX-90'a oldukça benziyor. Fakat yükseklik ve uzunluk farkı bulunmakta. Kapılarımızda yine anahtarsız giriş mevcut. Bagajı açıyoruz. Son yıllarda görmeye alışık olduğumuz bir sistem. Yine buradan bagajı açıp kapatabileceğimiz tuş kombinasyonları mevcut. Aracın bagaj hacmi 510 litre arkadaşlar. Dilerseniz arka koltuklara yatırıp 1000 litrenin üzerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Alt kısımda ise şöyle açtığımızda herhangi bir istetme falan bulunmuyor. Artık yeni araçlarda maalesef istetme yok. Tamir kitleri var, lastik tamir kitleri. Arkadan bildireceğimizde bu kadar. Arkadaşlar yine bir indi bindi videosu yapacağız. Klasik videolarımızda olduğu gibi. Rahat inip binebiliyor muyuz? Tabii ki de bir SUV olduğu için biraz zorlanmaları var ama gayet iyi. İnişimiz daha rahat. Binişimizde. Bunu diz mesafelerini göstermek için yapıyoruz arkadaşlar. Kardeşimizin boylu olduğu için. Tek arkaya binerkenki eleştirme arkadaşlar. Şu kapının açılma mesafesi biraz dar olduğu için arkada biraz zorluk çekebilirsiniz ama önde herhangi bir problem yok. Arkadaşlar test sürüşüne başlamadan önce hızlıca bir arabanın içini anlatalım sizlere. Klasik kapılardan başlıyorum hemen. Kapı üst kısmı oldukça yumuşak bir malzemeden üretilmiş. Kol dayama kısmı ve cam açma kısmının bulunduğu modül alanı ise oldukça yumuşak bir deri ile kaplı. Yine alt kısımda iki tane gözümüz var. Gözlerin altı ise alt kısmında bir silikon bir madde var. İçine dökerseniz koyun kaymasını önleyebilir. Yine otomobilde güzel bir ses sistemimiz var. Altta ve üstte olmak üzere iki hoparlörümüz mevcut. Benim gibi kısa boyluysanız oldukça seçeneği bol bir koltuğunuz var demektir. İleri, geri, aşağı, yukarı her türlü ayarını yapabilirsiniz. Koltuk başlarına kadar full fonksiyonel bir elektrikli koltuğumuz var. Boyu uzunlar genelde bu ayarların hepsini kullanamıyor. Geriye yaslayıp koltuğu bırakıyorlar. Tabii ki bizim gibi kısa boylular için böyle bir durum söz konusu değil. Volvo XC60 modelinin iç tasarımı aynı abisi XC90 modeline benziyor. Oldukça modern bir tasarım, oldukça hoş bir direksiyon ve direksiyonun ön kısmında yine LED bir ekranımız var. Ekran oldukça canlı, oldukça kaliteli, kişiselleştirilebilir bir ekran olduğunu
söylememiz lazım. Direksiyon üzerinde ise yine aracı kontrol edebileceğimiz bazı fonksiyonlar mevcut. Hız sabitleme, hız düşürme, yükseltme, ses ayarları, telefon ayarları ya da işte dokunmadan yani konuşarak komut verebileceğiniz bir sistem Volvo'nun bu aracında yine mevcut. Konsola geldiğimizde ise 9 inçlik bir tableti andıran yol bilgisayarımız var. Oldukça hassas, oldukça kaliteli olduğunu söylemek istiyorum. Dokunduğunuz an anında alıyor. Gördüğünüz gibi aracın tüm sistemleriyle ilgili kontrollerini buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Şöyle yakınlaştıralım. Gördüğünüz gibi park asistanı, ESC açıp kapatma yani spor modu geçme, buna benzer araçla ilgili birçok seçeneği buradan ayarlayabiliyorsunuz. Alt kısma geldiğimizde ise yine klima paneli geliyor. Klima paneli oldukça sade tutulmuş. Ön arka cam ısıtıcıları yine bu panel üzerinde yer almakta. Şanzımanımız ise 8 vitesli bir şanzıman. Volvo'nun kaliteli bir şanzımanı XC60 modelinde mevcut. Şöyle spor modlara geldiğimizde ise şu modları sizlerle şöyle alalım. Eco modu, comfort modu, off-road modu ve dinamik mod yani spor mod bu otomobilde mevcut. Volvo'nun orta konsolu oldukça geniş. İki tane güzel cebi var. Aynı zamanda bir DVD sürücü var araçta. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi iki tane bardaklık yine 12 voltluk 180 watt çıkışı mevcut. Yine ön kısımda bir bozuk para koyma ya da çeşitli amaçlarla kullanabileceğiniz bir göz mevcut. XC60'ın tavan kısmı ise yine birkaç elektronik sistemle donatılmış. Kararan bir dikiz aynamız var. Üst kısımda ise ışıklandırma ile ilgili panel ve yardım isteyebileceğimiz SOS butonu yine bu araçta mevcut. Evet arkadaşlar, anahtarımızı göstererek şöyle başlayalım. Aynı XC90'daki gibi zaten. Aklıma bir şeye gidiyor. Start stop. Start stop olayına gidiyor. Bunun tabii ki de burada biraz değişik ama olsun. Giderken yine birkaç özelliğini sizlere anlatmaya çalışacağız. Araçta şerit takip asistanı var. Tabii ki bu şerit takip asistanı bu sefer direksiyona müdahale ederek diyelim belli bir hızlarda sizi şeritte tutuyor. Direksiyonu tutmak zorunda değilsiniz. Gerçi onu göstermeye zaman şeyimiz fırsatımız inşallah olur. Genelde otobana çıkınca çünkü biz birden kopup gidiyoruz ama. Otobana çıkınca biz araba tanıtmayı unutuyoruz. Hemen basma. Basma olayına geçiyoruz son hız testine. Aynalar yine oldukça en azından sürücü koltuğundayım. Yeterli onu görüyorum. Yeterli değil, görüyorum. Büyük. Çok iyi bu konuda. Ben büyük aynayı seviyorum ya. Tamam biraz büyük ihtimal bu da rüzgar sesi yapacak. Yani yüksek hızlarda ama çok iyi abi. Büyük olacak. Bak, her tarafını göreceksin. Kasisten geçerken bir süspansiyondan başlayıp gidelim abicim komple. Tamam. Arkadaşlar SUV bu araba. Yani bunu kabullenmemiz gerekiyor. Tabii ki lüks bir SUV. Ama tutup da bir lüks bir sedan gibi böyle yaylana yaylana gidemezsiniz bundan. Bunun amacı zaten o değil. Yani oldukça, tamam yine rahat ama bu şey değil. O kadar dediğin gibi. Klasman farkı var yani. Evet. Yani böyle bir tane Volvo alayım. Araba çok lüks. Hani sedan alacağım ama Jeep alayım. Ama tutup da sedan konforunu bekleyeyim derseniz o yanıltır. Ne de olsa karakteristiği tamamen SUV yani. Aradım şu arka kamerayla bakalım da. Ben şeyden bakıyorum. Bu Volvo'larda da kamera tutmaya yer yok. Spor koltuklar olduğu için o hani aşağı yukarı oynatma mesafesindeki demirlere sıkıştıramıyoruz. Süspansiyon bu şekilde. Yani biraz sertlik var. SUV olduğu için motor sesi bu hızlarda kabul edilebilir. Daha doğrusu zaten neredeyse duyulmuyor yani gibi bir şey. Düşük yani. Hızlarda zaten sessiz araba. Önemli olan şimdi otobanda vesaire. Zaten dizel olduğu için aynı kalkışlarda bir homurtu var. Biraz ses var ama o da dizellerin hemen hemen çoğunda var. Evet, onu hangi araba olursa olsun gideremiyorsun. Şunu belirtelim. Genelde hep yakıtı söylemeyi unutuyoruz video çekerken. Bu sefer
otobana çıkmadan hemen söyleyeyim yakıtı. Bu araba 9 litre ortalama dizel yakmış. Tabii ki bu arabayı bir bayan kullanıyor ve kullanan bayan da şehirden hiç çıkmıyor. Yani tam şehir merkezinde ve tam da lambaların aşırı derecede yoğun olduğu bir yerde yaşamakta. 9 litre yakmış. 9 litreyi geçirtebileceğinizi zannetmiyorum. Şehir içi yakabileceği bana kalırsa maksimum değer 9 litre. Kağıt üzerinde ise ortalama tüketimi 6,5 litre olarak gözükmekte. 9 litre çok mu sence abicim? 2 ton 30 kilo bir yük. Bir de biliyorsun arabayı aldığımız konum aşırı trafik lambası var. Şöyle bir durum var. Ağırlığına göre çok değil ama motor büyüklüğüne göre çok. 2 litre bir arabanın 9 litre yakması biraz çok. Ama ağırlığı katınca evet, bir çok de 4 çeker sistem var bunda. Evet. Uzun yol tüketimini de söyleyeyim abi konuştuğumuz vakit. 6.7 ile Türkiye'ye kadar gitmişler. Yani 6.7. Bu tabii ki yine tatil yükü ve araba full yükte gidiyor. Ayrıca yani bizim otobanlarımızı biliyorsunuz biraz. Taban bagajı olduğu halde. Yani bence 6.5'da çok rahat gidersin. Yani gidip de 120'lerde de değil yani. Ya 140-150 aralarında. İşte onu demek istiyorum. Almanya otobanı evet. Falan biraz hızlı. Yani değerler yıktı. Normal. Evet. XC'ye 90 arasında aslında baktığında 1-1.5 litre bir yakıt farkı var. O da 10 litre falan yakmıştı değil mi? Evet. Ama şimdi şöyle bir durum oluyor abi. Bu arabaları biz her bindiğimiz arabada hemen hemen maksimum yaktığı değerleri görüyoruz. Çünkü evet. Kimse yavaş kullanmıyor veya şehir içinden çıkmıyor. Yani buradaki yakıt, bizim söylediğimiz yakıtlar arkadaşlar asıl gerçekçidir. Niye? Bundan fazla büyük ihtimal yakamazsın yani. Hep altına düş. Evet. Şöyle bir şanzımandan bahsedeyim. Hemen aklıma gelmişken orta konsoldan bahsedecektim. 8 vitesli bir şanzımanımız var. Vitesler, vites konumu falan oldukça iyi. Özellikle şu orta konsola şu kol koymak gibi güzel bir şey yok. Yani mükemmel yani. Bir şey yani. Tüm arabalarda şart. Evet. Şuralar falan mesela çok güzel duruyor abi. Çok güzel. Ama şuradaki manyetik gibi hani böyle şu metal biliyorsun değil mi abi? Bak ama böyle ileri doğru yaptın da elini şey yapıyor. Acıtıyor yani. Adamlar abi yapmış. Şu kısmı benim çok hoşuma gidiyor. Yani böyle hafiften karşı direnç var ya. Evet. Yine otomobilin şu klima panelinin alt sağ kısmında şey var. Kart okuyucu falan var. Yani multimedyası aracın oldukça hem eğlenceli hem de ses sistemi oldukça kaliteli. Şu olay çok iyi. Bak kart okuyucu çoğu arabada yok ha. Direkt takıyorsun. Ne oldu evet, bitti. Oradan da veri aktarımı yapıyorsun. Koltuğun altında zaten bir DVD sürücü var. Hemen şu ekranımıza bir değinelim. Yol bilgisayarına. Arkadaşlar yol bilgisayar üzerinden yani birçok arabada bilindiği üzere tuşla tıklamanız lazım. Bazı sistemleri açıp kapatmak için. Fakat bunda öyle bir şey söz konusu değil. Hepsini buradaki yol bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Zaten bu tarz sistemler artık arıza yapan bir sistem değil. Eskiden insanlar korkardı ya elektronik araba bilmem ne filan. Artık böyle bir durum söz konusu değil. Ben abi iç kalitesinden bahsetmek istiyorum. İç kalitesi yani XC90'a fazla da aratmıyor yani. Bunu da kaliteli yapmışlar. Evet. Hatta ben Halil abiye de demiştim aracın sahibine. Eşi kullanıyor ama bu aracın sürüşü benim için benim daha çok hoşuma gitti. Sallanmaya duruyorsun görüyorsun değil mi? Tekerleklerden dolayı. Evet bize söylemişti bir load balance ayarı yapılması lazım diye. Şu an biz bir titreme hissediyoruz. Konuşurken konuşmamızı bile sesimizi titretecek neredeyse. Şimdi hafiften beyin gidiyor. Rampa çıkıyoruz. Rampanın devamında kameralan bile artık kamera bile titreşiyor orada. Dur hatta şu kameranın açısını giderken değişeyim istersen. Şey alalım abi. Takoyu alayım. Ekranımızı alalım. Arkadaşlar içine anlatalım derken. Ama Volvo'ya bak kemerleri bırakmıyor. Kemeri bırakmıyor. Açarım abi ben de. Şu kameramızı ben şöyle gider ayak hemen yerleştireyim. Kameralarımızı ayarladık. Şimdi ışınlanacağız.
Abicim yüze az bir düşebilir misin? Arkamız boş. Hem devir aralıklarını da söyleyelim abi istersen. Bir dakika. Tüh. Biz böyle geldik de heh. Tamam geçebiliyormuşuz ya. Dedim giderken belki geçmiyordur. Araçta sadece giderken off-road moduna geçmek mümkün değil. Durmanız lazım. Evet. Off-road'a geçerken. Ya da aşırı yavaşlamanız lazım. Şu an spor moddayız. Kontrolünü sağladım. Ben evet. Şöyle bir 120 ile devir saatini merak ediyorum. Ne olacak diye. Yani ekonomik gitmek isteyenler için 1900-2000 civarında 120 ile normal abi. Arkadaşlar yine kamera problemi yaşadık. Bir türlü standart kamera bir türlü problemi. Şu kamerayı kadrana oturtturamadık. Yapışmıyor. Oradaki malzeme kalitesinden dolayı. Malzeme türünden dolayı daha doğrusu. Şimdi hafif bir rampadayız. Bir sıfır son hızı deneyeceğiz. Dur abicim direkt kalkalım. Rampa yukarıyız ama. Bir şey olmaz. Şurada 100 metre sonra bitecek. Fena değil şey olarak. Yine 8.5 dediği gibi 8.5 saniyedir yani. Altına inilebilir mi? İnilmez. Bence inilmeyebilir. 120'deki günümüzde çip yaparsan olur. Aynen. 120'deki devir aralığı 2000. Bu da yakıt için zaten iyi abi. Şöyle bir yüksek hızlardan biraz daha geçelim. 140-150 gibi. Son hızı vuralım abi. Bir dahaki çıkıştan geri gidelim. Arabanın normalde izolasyonu iyi. Lastiklerden dolayı bir sallanıyoruz. Rot balanstan dolayı ama Volvo XC90'dan daha iyi gibi. Gerçekten bak iyi, daha iyi gibi. Ama onda Halil abi biraz farklı bir lastik seçmişti. Evet. Belki de onun hassizliğine. Şimdi bunda yol sesi neredeyse. Bu arabanın daha iyi. Lastikten dolayı. Kabin içine hiç ses gelmiyor. Evet. Hafif bir rüzgar sesi var. Normal. Ama kabinden içeri herhangi bir ses yok. Edebileceğim bir araç olabilir benim. Sağdan selam M3 sana. M3'ü kullanan abi diyeceğim de amca diyeceğim de 80 yaşında adam M3'ü kullanıyor. Hem de en son M3. 2021. Frenlerimiz de iyi zaten şu anda. Biz daha önceden test ettik ama kameralar şey olmasın diye. Şunu abi istersen öne koy. Bir daha. Şu koyalım. Biz bugün kameralardan bayağı bir çektik ya.
Daha doğrusu biz bu kameralardan çekmiyoruz. Volvo'lardan çekiyoruz. Değil mi? Koyamıyoruz. Volvo'larda bağlayamıyoruz. Bir... Ya da su arabalarda bağlayamıyoruz. Santa Fe'de aynı problem vardı. Evet. Kia ile Santa Fe'nin içi de çok güzeldi yalnız. Hani SUV'ları kıyaslarken aklıma geldi. İkisinin içi de çok güzeldi. Zaten Santa bir Volvo var. Santa Fe var. Kia Sorento var. Güzel arabalar. Güzel markalar. Dedim yumuşak mı diye de buraları sarmış. Arabanın kullanışı çok pratik ya. Kullanışı gerçekten arabanın güzel. Araba 2 ton olmasına rağmen 2 litre 190 beygir abi iyi götürüyor. Öyle. Yani motor performansı iyi bu araba. Bir çok araba da yani 2.0 dizel var ama bu kadar ağır değil. Bu kadar ağır değil ve bu şekilde de gitmiyor. Evet. Şu an tıpagaz 120 130 kamerayı elim alayım 140 150 bu yolda son hızımız belli olacak. Nasipse arabayı teslim alacağız. Ondan sonra da
Ben de çok merak ediyorum arabayı. Herkes merak ediyor ya. Bu araba yani... İnşallah Türkçe olarak ilk tanıtması bize nasip olur ya. Şu anda aslında yok. Aslında ilk biz yine gösterdik. Yine dış çekimi aslında ilk biz gösterdik de test sürüşünü gerçekleştirmemiştik. Tabii test sürüşü o verdiği duygu, konfor, hissiyat çok farklı. Dıştan çekim anlatmayla olmuyor ya. Yani. Abicim şimdi biz sıralamaya koyalım şu arabaları. Fikir olması için diyorum. Fiyatı bu arada ne kadar? Ha, fiyatını söylemedik. Sıfır fiyatı arkadaşlar 70 bin euro bu aracın. CX-92 unutmayın 110 bin euroya kadar gidiyordu. Evet. İkinci ellerde yine bu modelde, bu kilometrede 35 civarındadır büyük ihtimalle. Bakmadım ama 35 civarında olur diye tahmin ediyorum. Şimdi sıralamaya koyalım. Ne çektik biz? Santa Fe'ye çektik. Evet, Kia Ceranto. Kia Ceranto çektik. İki tane Volvo'muz var, CX-90. Bir de bu oldu. Bir de bu var. Tam su anlamıyla bu var ama. Anlamıyla bu var ama. Şimdi sıralamaya göre pahalıdan ucuza doğru bir gidelim. En pahalısı Volvo XC90. Sonraki pahalısı şu an kullandığımız araba 70 bin euro. Evet. Diğeri neydi? Kia Ceranto. Kia Ceranto burada 50 bin euro. 50-53 bin. Öyle bir şeylerde en fulle. Kampanyalı biz 45 gördük de normal fiyatı 52 filandı değil mi? O evet. Civarda. Hyundai Santa Fe. Santa Fe ne kadardı? O da 50-55 arasına mı çıkıyordu? 45'ten başlayıp 55 arası mıydı? O kadar çok zaman geçti, çok arabalara gittik. Fiyatları hep unutuyoruz. Bir de şeyimiz vardı, Tuscon. Tuscon diyorlar, Tuscon diyorlar artık. Tosun diyorlar. Ha, Tuscon. Evet. Biz öyle okuyoruz artık. Tuscon nasıl abicim? Türkiye'de çok onu bize soran oluyorlar. Yani yorumlarda en azından Tuscon'da Kia'yı bize çok sordular. Hani bu arabalarla özellikle kıyaslamamızı istediler. Şimdi Kia Tuscon'da bunu kıyaslayamayız. Ya aslında kıyaslanamaz da fiyat farkı çok var ya. Yani şimdi yine olay bizim XC90'a dönüyor. Yani 70 bin euro var. Bak araba güzel bu da 70 bin euro. Biz arabayı kötülemiyoruz. Kötülemiyoruz araba güzel. Sadece fiyat olayından karşılaştırmaya bakıyoruz. Evet. Şimdi Kia Ceranto diyeceğim yine o hal için. Kia Ceranto'nun vergisi 1.6 bir kere. Motor 1.6. Yakıt tüketimi de çok iyiydi. Onda da yüksek hızda ses duymadık. Motoru çok iyiydi. O araba gerçekten. Donanımı çok iyiydi. Kapı döşemeleri, iç döşemeleri muhteşemdi. Yani gerçekten özene yapmışlar. Bu arabaların fiyatlarına baktın da efsane abi. İki tane Volvo mu, iki tane XC90 mı, iki tane Kia mı dersen iki tane Kia'yı seçelim. Ama marka, prestij, tabii Volvo'ya ağırlık basıyor. Ya ben kendi gerçi şahsi... Almanya'da çok kullanılıyor. Mazda, evet. Kia, Almanya'da çok yaygın da Türkiye'de hala şüpheyle bakıyorlar. Benim şahsi görüşüm şahsen abi, XC90 almam, ben bunu alırım derim. Bu hepsi şahsi görüş. Yani evet. Mesela bunun kullanışı bana... XC90'da bunu kıyaslayınca bana kalırsa da bu. Çünkü fiyat farkı aralığına bakılırsa Fulü ile arasında 40 bin euro fark var. Çok. 40 bin euroya Hyundai Tuscon alıyorsun, Tuscon. Yeah. En Fulü'nün Fulü yani. Hatta bir kombine yapabiliriz. Bir tane Volvo, bir tane Hyundai i30N kombinesi. Şimdi kıyaslamayı kapatalım. Son demlerimizi yapalım. Genel aklımıza böyle, takılan... Benim takılan... Bakıyorum neyi anlatabilirim diye. Ben de şu anda düşünüyorum bazen, çünkü başka şeyler düşündüğümüz için videoyu çekiyoruz ama gelecek haftaların planlarını yapıyoruz. Çünkü önümüzdeki hafta çok dolu geçecek, koşturma geçecek. Anlatmadığımız bir şey yok abi. Bu zaten pazar videosunu yetinmek gibi de olabilir. Başka ne anlatabiliriz? Bugün bir arabamız daha var ama onu muhtemelen sabaha atmış oluruz. Ticari severler izlesin. Türkiye'de o model yok. Markası yaygın ama Türkiye'de olmayan bir model. Takipte kalın. O da nasipse sabahleyin kanalımızda olmuş olacak. İnşallah değil mi? İnşallah.
yetiştirebilirsek o kadar çok şey var ki. Bu hafta bomba bomba. Videoyu kapatalım mı abi? Şimdi genel anlamda toparlamak gerekirse diye bir şey söylemiyorum. Çünkü toparladık bayağı be. Araba güzel. Alınacak mı? Alınabilir mi? Şu 120 tabelasına kadar bas, söyle kapatalım. Şöyle bir 500 metremiz var. Son bir basışımızı yapalım oğlum. Tamamdır herhalde. 120 tabelasındayız da hava salıyız arkadaşlar. Yasak. Videomuz bu kadar. Şu an yorgunlukta konuşmasımız yok. Devamlı takipçiler, daha önceki videomuzu izlemiş olan takipçilerimize özellikle sormak istiyorum. Bugünkü dış çekimi başka bir kamerayla yaptık. Daha önceki çekimler ise daha farklı bir kamerayla yapmıştık. Yorumlarsanız seviniriz. Bugünkü çektiğimiz görüntüler mi daha kaliteli, yoksa önceki çektiğimiz görüntüler mi daha kaliteli? Ona göre bundan sonraki videolarımızı o kamerayla çekelim. Bizden şimdilik bu kadar. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı pazarlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.